Hemen geçelim bir başka habere. CHP ile HDP arasında görüşme trafiği sürerken Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü HDP eş genel başkanı Pervin Buldan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısı yaptı. HDP ile eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise İzmir'den İmralı'ya selam yolladı. Apo'nun özgürleşeceği gün yakındır ifadelerini de kullandı. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Sözde PKK paçavraları açıldı. Binlerce masumun katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yapıldı. İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamaları adeta terör örgütü PKK'nın gösterisine dönüştü. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan hızını alamadı. Terör seviciliğine soyundu. İmralı canisi Apo için özgürlük talep etti. Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Nevruz kutlamalarının terör örgütünün şovuna dönüşmesine polis ekipleri izin vermedi. Slogan atan ve yasa dışı poster açan şüphelilere ekipler müdahale etti. 224 kişi gözaltına alındı. Nevruz kutlamalarının bir diğer adresi İzmir'de de manzara aynıydı. Gündoğdu Meydanı'nda sadece aktörler değişti. Bu kez sahneye HDP'li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder çıktı. Bebek katili Apo'ya selam yolladı. Özgürleşeceği gün yakındır ifadelerini kullandı. Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da. Onların özgürleşeceği günler de yakındır. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.